Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Gündemimiz tabii ki de Galatasaray. Bugün yine Galatasaray'ı konuşacağız ama öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Benim videolarımı beğeniyorsanız, yaptığım işleri beğeniyorsanız sizlerden ricam abone olmanız, yorum yazmanız ve like atmanız. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur ki tüm bazı kanallarda katıl özelliği var. Yani ücretli abonelik. Buna tabii ki de herkesin üye olacak diye bir şey yok. Maddi imkanı el veren, beni seven veya desteklemek isteyen arkadaşlarımız bana katıl yaparak ücretli bir şekilde abone olabilir. Tabii bunlar aşağıda katıla tıklayarak ücretlerini, ne gibi ayrıcalıkları olacağını da görecektir. Katıl yapan arkadaşların hepsini her videomda ismini söyleyeceğim. Bunu hatırlatarak videoya başlıyorum. Evet, gündem Galatasaray'da şu an tabii ki de Lemina. Ancak bundan öncesinde Moder'i konuşuyorduk. Bununla alakalı yayın yaptık. Galatasaray'ın Moder'le anlaşmak üzere olduğunu sizlere zaten çok daha önceden söylemiştik. Yaptığımız canlı yayınlarda olsun, işte geçen yapmış olduğum yayında olsun. Moder'le anlaşma aşamasında olduğunu söylemiştim ama Moder'de bir sıkıntı yok. Sıkıntı olan tabii ki de kulübü. Öncelikle Galatasaray'ın hem parası yok hem de finansal fair play sıkıntısı olduğu için şu an oyuncu satın alamıyor. Bonservisi olduğu için kiralama yönüne gidebiliyor. O yüzden öncelikle Moder'i kiralamak isteyecektir. Veya Kamil Jozwiak. İkisini de kiralama yönüne gidecektir. Burada tamamen yöneticinin artık nasıl ikna kabiliyeti varsa bir şekilde buradan kopartıp getirmesi gerekiyor oyuncuları. Ancak Galatasaray'da maalesef ki transfer konusunda, bakın bunu her defasında söylüyorum, lütfen linçlemeyin. Evet, yönetimi seviyorum, her zaman destek verdim, destek vermeye devam edeceğim ama bu yönetim transferde başarısız arkadaşlar. Bunu ben bu şekilde söylüyorum. Kendi adreslerimde, Twitter adreslerimde de olsa bunu bu şekilde addediyorum zaten. Ben yönetimi başarısız buluyorum. Yani transfer konusunda bir başarısızlık var. Bu aşikar. Sizler de büyük ihtimal bu şekilde gözlemliyorsunuzdur. Şimdi Moder, Lemina'dan başladık ama Lemina'ya geleceğiz. Moder ve Jozwiak'ın Galatasaray transfer olması için önce Lech Poznan'ın ne yapması gerekiyor? Kiralık yöntemini kabul etmesi gerekiyor. Yani burada tabii ki de miktarlar çok önemli. Yani kaç paraya, yıllık ne kadar kiralayacaklar? Bu önemli. Sonrasında satın alma opsiyonu ne kadar olacak? Yani bu da önemli. Yani kulüpler burada uzlaşma yoluna gitmek zorunda. Galatasaray bu kulübü bir şekilde ikna etmek zorunda. Burada zaten sıkıntı yaşıyor Galatasaray ikna konusunda. Çünkü kulüpleri de bir şekilde ne yapmak istiyor? Elinden bonservise çıkartmak istiyor. Gelir elde etmek istiyor. Onu da bu yıl isteyebilir. Yani nasıl yapılabilir? Mesela 5 milyon euroya anlaştıysan kiralık ücretini 2 milyon verirsin. 3 milyonunu sezon sonunda verirsin gibi anlaşmalar yapılabilir. Ama Galatasaray öyle şeyler istiyor ki, yani 5 milyon euro, 1 milyon euro şimdi verelim, 3 yıla yayalım. Bu tip anlaşmalarla Galatasaray bir yere varamaz. Yani bu çok aşikar. Bunu söylemeliyim. O yüzden günden güne Moder transferi zora girebilir. Çünkü kulübün bir şekilde kulübü ikna etmek zorundasın. Yani gittin oraya kadar, görüştün, al. Yani Galatasaray bu yıl çok elinden oyuncu kaçırdı. Mensah. Evet, başkan diyor ki Mensah'a biz teklif yapmadık diyor ama ya nasıl yapmadı? Ya basın toplantısında Abdurrahim Albayrak'a dönüp Mensah'a sorsunlar sana diyen ben miydim? Yani eğer öyle bir ilgin yoksa niye böyle bir şey söylüyorsun? Lemina ilk başta istemediğini belirtiyorsun. Sonra evet teknik ekip istiyor dedin. Şimdi Beşiktaş'a gidiyor. Yani bir başarısızlık var. Verme o zaman isim Sayın Başkan. Yani verme. Vermeyince tabii ki de bu sefer isim vermeyince taraftarlar tepki gösterecek. Bu da çok önemli. Taraftar şu an zaten inanılmaz bir baskı yapıyor. Yani bazı resimler görüyorum, fotoğraflarını koyuyorlar. Orta saha buradadır. Biz buraya yönetime gösteriyorlar. İşte oraya etiket yapıyorlar. Orta saha, biz buraya transfer yapmak zorundayız diye. Yani bunları yaptırmayın. Şimdi Moder'e gittiysen bir şekilde istiyorsan bunu alacaksın. Bir sürü oyuncu gittin, hiçbiri kalmadı. Şimdi NDI'ye konuşuluyor. Medyada giderken eldeki bulgurdan oldun. Yani Lemina gitti. Lemin istemedin. Sonra dedin ki alabiliriz. Gitti Lemina. Büyük ihtimal gidecek. Şimdi Seri Full'un kampına gidip dönecek bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla. Seri'den bir haber yok. Bir yaş sonra lig başlayacak. Şu an Galatasaray'ın elle tutulur bir orta sahası yok. Hani 12 ayın 12'sine kadar
kampa yetişecekti. Hiçbiri yetişmedi. Her sene aynı terane. Hayır sene aynı terane. Yani bakın şimdi Fenerbahçe'ye de gireceğim. Fenerbahçe limit sıkıntısı olmasına rağmen veya para sıkıntısı olmasına rağmen takır takır transfer yapıyor. Ha, Kasımpaşa olayına gelince Kasımpaşa olayı çok farklı. Orada Fenerbahçe arkadan dolandı. Burada Galatasaray'ı koz olarak kullandılar. Plan yapılmış bir plan proje var. Siz Abdurrahim Albayrak'ı arıyor oradan bir yönetici. Diyor ki siz Fatih'i istiyormuşsunuz. Sorayım bakayım diyor Abdurrahim Albayrak. Evet istiyormuşsunuz. Gelin size bedavaya verelim. Aslına bakarsan Fatih'i Kasımpaşa Galatasaray'a göndermiş oluyor. Yani Fenerbahçe orada çok enteresan işler yaptı Kasımpaşa ile beraber. Bunu bir şekilde açığa çıkartmak gerekiyor. Böyle kirli işlere gerek yok. Yani ben onu duyduktan sonra sinirle yazdım bir şeyler Twitter'a. Yani dedim Fenerbahçe arkadan dolanıyorsa sen de dolan. Yani Galatasaray da yapsın. Ama sonrasından düşündüğüm zaman benim takımım yapmasın. Ama işini de düzgün yapsın. Yani biz taraftar olarak bunu istiyoruz. Yani senin liste başında kim varsa alacaksın. Başkanı Kaan Ayhan'ı soruyorlar, cevap vermiyor. Başkan açıkla, istedin işte, neden olmadı? Niye açıklamıyorsun? Evet şimdi Sayın Başkan'a Nevzat Dindar sormuş. Nevzat Dindar bir önceki bir yayında, bir gün önceki yayında Galatasaray'ı çok eleştirdim. Ya eleştirilmeyecek gibi de değilsiniz ki. Tamam seviyoruz eyvallah. Tamam sıkıntı yok. Başkansın eyvallah. İyi idare ettin. İyi idare ediyorsun maddi açılardan. Ancak şu transfer konularını bir an önce çöz. Profesyonellerle çalış. Eğer Abdurrahim Albayrak yapamıyorsa, Şükrü Hanedar yapamıyorsa oraya gelecek bir sürü, bu işi yapabilecek bir sürü insan var. Bunlarla çalışın. Evet para yok ama bak insan, başka kulüpler bir şekilde yapabiliyor. Yapabilirsin yani. Belhanda'yı gönderemiyorsun, Feguli'yi gönderemiyorsun. Arap saçı. Yani para yok, oyuncu göndermen lazım, Belhanda'yı göndermen lazım. Belhanda'yı antrenmanlarda. Teklif yok. Feguli'yi göndermek istiyordun. Sonra dediler ki Feguli kalacak, şimdi gidecek ama teklif yok. Babel elinde, Fulham istiyordu seriyle. Ya bir sürü sorunla uğraşıyorsun. Yani bu sorunları uğraşma, çözün. Yani bir profesyonel yok mu? Yani ne bileyim, siz bir transfer yaparken bir menajerle görüşüyorsunuz. Menajer sizi nasıl ikna ediyorsa sen de menajeri ikna et. Onların menajerini ikna et. Gitmeye, göndermeye. Yani bunları yapmalı Galatasaray. Bunları yapamadığı sürece biz de çıkarız burada. Galatasaray bunu istiyor, alamadı. Yani sonra biz yalancı duruma düşüyoruz. Yani sadece bizim söylediğimiz şeyler değil ki, Moder konusu, Josuya konusu. Herkes söylüyor. Bu bilinen bir şey bu. Biz ortaya, ben ortaya bilinmeyen bir şey atmıyorum. Bu basında yansıyan ve herkesin bildiği bir olay. Josuya ve Moder olayı. Bunu bitireceksin. Galatasaray'ın bu tür transfere ihtiyacı var. Bir şekilde bitireceksin. Bir şekilde yolunu bulacaksın. Beşiktaş nasıl buldu Mensah, ikna etti. Sen ikna edemedin. O şekilde sen de buradaki Moder transferini, Josuya transferini bir şekilde ikna edeceksin. Ve bu transferi yapacaksın. Yapmalısın da. Yani kızıyorum bazen. Şimdi satın alma opsiyonunu alıyor Mensah'ı. 500 bin euro ödeyecek. Bu yıl külfeti yok. Önümüzdeki yıl bakarız. Galatasaray'ın da önümüzdeki yıl finansal fair play'den kurtulduğunu biliyoruz. Ya bu yıl bir şekilde bir kirala, yani bir şey yap. Ne bileyim, kirala 3 milyon ver. Zaten alacaksın ama bir ortada para yok, ama bir para bulun. Bir bulunsun. Ben buna kızıyorum. Şimdi Lemine kısmına gelelim. Lemine Galatasaray'dan 1.2 milyon euroya kadar düştü ücretinde. Şimdi Beşiktaş'ın 1.3 milyon euro verdiğini ve Beşiktaş'a çok yakın olduğunu herkes söylüyor. Ben de biraz araştırdım ki Beşiktaş kaynakların biraz iyidir açıkçası. Böyle bir olayın olduğunu ve Lemina'nın her an imza atabileceğini söylüyorlar. Takım sadece Lemina'nın takımıyla, Southampton'la anlaşması kalmış. Lemina şu an hazır bekliyor. Şimdi Lemina'yı da kaçırdın. Ya zaten sakat. Bakın hani ben şey için söylemiyorum. Yani Galatasaray gelse de ooo iyi, işte başka takıma gidince of iyi ki gelmedi, kötü değil. Ben tüm yayınlarımda şunu söyledim. Lemina çok iyi bir futbolcu. Çok iyi bir futbolcu. Ancak sakatlık problemleri yüzünden benim aklımda sürekli soru işareti var. Bunu her yayında söyledim. Beni izleyenlerim, beni tanıyanlar zaten bunu biliyorlardır. Ben Lemina'ya her zaman aynı noktada baktım. Lemina benim için aynı nokta. Ben Lemina'yı takımda görmek istemiyorum. Sebebi şu.
Bana 40 sezonda 40 tane maç oynayacak adam 20 tane 15 tane 25 tane maç oynayacaksa ve 15 maç 10 maç 20 maç kaçıracaksa sakatlığından dolayı abi almayın. Boşa para vermeyin. O paraya gidin Kamil Jozwiak'ı alın. O paraya gidin modere kullanın ama birine kullanın. Yani orada kalmasın. Yani Galatasaray'ın iki tane orta saha ihtiyacı var. Şimdi modere aldın öbür tarafın eksik. O tarafa kim gelecek? Seri için ulaşıyor somut bir adım yok. Yani görünen bir şeyler var ama icraat yok. Sayın Başkan çıkıyor diyor ki biz her şeyi halledeceğiz. Evet halledin. Gerçekten istiyoruz halledin. Bir an önce olsun. Bu taraftar da neden istiyor? Lig başlayacak. Takım şu anda orta sahasız. Evet orta saha oyuncularımız var ama hani ne kadar Galatasaray'ı götürebilir? Fatih transferinde zaten çok büyük tepki aldı Galatasaray transfer komitesi. Şimdi yine transfer yapamayan bir Galatasaray görüyoruz. Cagne gidecek mi kalacak mı henüz belli değil. Yani oraya bir forvet transferi olacak mı henüz netliğe kavuşmuş değil. Sezon başlayacak. Galatasaray şu anda ne oynayacak, hangi oyuncuyla oynayacak belli değil. Çok enteresan işler. O yüzden kızıyorum bazen. Böyle düşünüyorum ya nasıl yapamıyoruz diyorum ya. Borca batmış. Beşiktaş bile transfer yapabiliyor. Bir şekilde belli bir transferleri yapabiliyor ki şu Onyekuru konuşuluyor Beşiktaş'ta. Sergen Hoca çok istiyormuş. Şimdi Onyekuru Galatasaray'la ve Fatih Terim'le özel bağ kurmuş durumda. Sizler, bizler, ben nasıl ki Onyekuru'yu seviyorsak, nasıl ki bir özel bağ oluştuysa Onyekuru'ya karşı, Onyekuru'nun da Galatasaray'a o şekilde bir özel bağla bağlandığını hepimiz biliyoruz. Özellikle Fatih Terim Onyekuru'yu çok seviyor ve oyun planına bakarsak Onyekuru'nun üzerinden olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray her zaman dediğim gibi sol kanattan tehlikeli ataklarını geliştiren bir takımdı. Şimdi Onyekuru hala Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Ancak para olmadığı için ne bonservisler alabiliyorsun, kiralık Monaco göndermeyeceğini söylüyor. Monaco'nun hocası değişti. Monaco orada Onyekuru'yu değerlendirecek mi? Bu belli değil. Hiçbir şey belli değil. Araya bir de Beşiktaş giriyor. Şimdi Beşiktaş'a gider mi diye sorarsanız. Yani hemen şöyle cevaplayayım. Bu iş bir profesyonel bir iş. Galatasaray 1-2 verir, o 1-4 verir, Onyekuru oraya gider. Bu bir gerçek. Ama özel bağ iyi kurduysa Galatasaray ve Onyekuru özellikle Fatih Terim gitmez. O yüzden ben Onyekuru'nun Beşiktaş'a gitme ihtimalini bakın tırnak içerisinde söylüyorum zayıf görüyorum. Ama profesyonel futboldur bu. Futbolcular da profesyonel hareket etmek zorunda. Eğer ki iyi bir para teklif edilirse ve takımla anlaşırsa ve Onyekuru'ya da iyi bir para teklifi giderse Onyekuru Beşiktaş forması giyer. Bunda bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Niye giymesin ki? Yani bu adam profesyonel futbolcu. Önemli olan Galatasaray burada devreye girecek mi o aşamada? Onyekuru ve Lemina da girmesin ama Onyekuru'da bir hamle olacaksa Galatasaray oraya girmeli diye düşünüyorum. Girecektir de çünkü Fatih Terim Onyekuru'yu çok istiyor. Eğer Onyekuru olmazsa oraya bir hamle şart. İşte Kamil Jozwiak'ı söyleyebiliriz. Daha önceden Ejuke sürekli konuşulmuştu. Bir sürü oyuncu konuştuk ama elde şu an sıfır. Yani gittiğimiz oyuncuların hiçbirini kopartamıyoruz. Burada da yanlış anlaşılmasın. Benim şahsi fikrim, şahsi düşüncem. Herkesin fikrine nasıl saygı duyuyorsam aşağıdaki yorumların hepsini okuyorum ve cevap veriyorum. Herkesin fikrine saygım sonsuzdur. Lütfen siz de benim fikrime saygı duyun. Ben Galatasaray'da transfer işlerini iyi yürütmediğini düşünüyorum. Ve bu şekilde giderse Galatasaray istediği oyuncuları net bir şekilde alamayacak. Benim düşüncem bu. Çünkü lastik gibi uzuyor. Bitemeyen bir şey var. Para yok. Çözüm yok. Çözüm konuşmakla olmuyor. Ben de burada konuşurum. Çözüm masaya yatıracaksın. Ne yapıyoruz diyeceksin. Biz bundan yönetimden göremiyoruz. Ben göremiyorum en azından. İşte biz kalkacağız Moder'i konuşacağız. Kalkacağız Onyekuru'yu konuşacağız. Isıtıp tekrar sizinle bunları konuşacağız. Canlı yayın açtığımızda sürekli işte Onyekuru'yu soracaksınız. Ne bileyim Moder'i soracaksınız. Jozwiak'ı soracaksınız. Biz transfer günlerini böyle geçeceğiz anlaşılan. Evet kafanızı çok şişirdim.
Dinlemiş olduğunuz için, izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek vermek için sadece abone olmanız yeterli. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya yorum yazarsanız hepsini dikkatle okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Yeni aktif etmiş olduğumda katıl butonundan bana katılarak aylık belirli bir ücret ödeyerek de bana ekstra destek olabilirsiniz. Bunu tabii maddi durumunuz yerindeyse beni beğeniyorsanız, yorumlarımı beğeniyorsanız sizlerin takdiridir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.